değerli basın mensupları. Siyasetçilerle basın mensuplarının iç içe olmasında her zaman fayda vardır. İyi ilişki içinde olmalarında fayda vardır. Şeffaf olmalarında fayda vardır. O sebeple sizleri önemsiyoruz ve sorularınızı da önemsiyoruz. Herkese dokundum ben bu coğrafyada. Mazimi herkes biliyor. Hani ben Antalyalı bir adam olurum. Manisa'yla hiçbir ilişkim olmam da Antalyalı bir adam buraya birinci sıraya konur. O yüzden bir tepki görmedim. Hatta halk nezdinde Tahsin Paşa bizden aday oluyor, memleketinden alıyor diye sevgi gördüm. Refleks görmedim açıkçası. Sebebi mezarlığım burada, hatıralarım burada, her şey burada. Bu konuda sıkıntı yok. Ama bunun bir yanı da şu, ben bu seçimlerin sıradan normal bir seçim olmadığını düşünüyorum. Baştan beri bunu iddia ediyorum. Bu işte altılı masa, yedili masa ne derseniz deyin. Onunla AK Parti arasında geçen bir seçim değil. Çok net söylüyorum. Ben buna inanıyorum. Siz inanmayabilirsiniz. Amerika Başkanı seçildiği gün televizyonun önünde bundan sonra ihtilaller vasıtasıyla Tayyip Erdoğan'ı deviremeyiz, biz muhalefeti bir araya getirip destekleyerek devireceğiz diyorsa, Kandil'dekiler Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi için beyanat veriyorsa, PKK, YPG bu noktada can düşmanı ilan ettiyse Cumhurbaşkanımızı, Amerika'daki FETÖ yapılanması hala Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi için bu siyasi açıklamaları yapıyorsa, böylesine bir dünyada benim Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almamak gibi bir lüksüm olamazdı. Her şeyi bırakıp, bütün konforumu bırakıp, bu davanın içinde bir nefer olarak yer almak benim vazifemdi. Tayyip Bey beni 10. sıradan da göstermiş olsa siz yine beni aynı performansta görürdünüz. İnsanları dinlemek gerekiyor. İnsanların şikayetlerini sabırla dinlemek gerekiyor. İnsanların fikirlerine kulak vermek gerekiyor. Ben biliyorum ama sen bilmiyorsun edasıyla asla yaklaşmıyorum insanlara. İnsanları dinlemek ama gerçekten dinlemek. Kalp gözünüzü açmak. Gözüne muhabbetle bakmak ve o sıcak teması kurmak birçok problemi hallettiğini görüyorum. Vatandaşımızın benim adaylığımdan memnuniyet içinde olduğunun çok net delilleri var. Bunu sokakta görüyorum, gittiğim beldelerde görüyorum, köylerde görüyorum. Saatlerce fotoğraf çektiriyoruz, dokunuyorlar, muhabbet ediyoruz. Önemli olan doğru ilişki kurmak ve birbirinize saygı göstermek ve birbirinizi sevmek. Sevgiyi kaybettik biz toplum olarak. Gerçekten çok mekanikleştik. Yaptığımız hiçbir şeyi de gerçekten yapmıyoruz. En büyük sıkıntısı bu toplumun. Mış gibi yapıyor olmak. Mış gibi yapmayacağım ben. Yapmadım çünkü hayatım boyunca. Bana bunu kimse yaptırtamaz. İnanmadığım şeyi söylemeyeceğim. İnandığım şeyin arkasından gideceğim. Popüler kültürün maymunu, siyasetin maymununa dönüşmek istemiyorum. Ben öyle bir adam değilim. Ucuz hesaplar, ucuz politikalar içinde olmak istemiyorum. Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum. Yapabildiğim kadar kapasitem ölçüsünce. Dedikodulara kulak vermeyeceğim. Beni sevmeyenler olabilir, beni yanlış tanıyanlar olabilir. Bazen Ahmet diyorsunuz, çok uzaklardan Ayşegül olarak yansımasını duyuyorsunuz. Bunlara itibar etmeyeceğim. Kavgacı bir adam değilim ama çok iyi kavga edebilirim, bunu biliyorum. Ama kavga taraftar değilim, hiç kimseyle. Başka partileri kırarak, dökerek, inciterek yol almanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Önemli olan sizin kendinizi anlatmanızdır, yapacaklarınızı anlatmanızdır, parti felsefenizi anlatmanızdır. Başkaları başka şeyler anlatabilir, saygı duyarsınız. Aynı ananın rahminden çıkmış kardeşler bile birbiri gibi düşünmeyebilir. Kaldı ki ben böyle düşünüyorum diye başkalarının benim gibi düşünmesini beklemiyorum. Ama sadece ben saygı gösteriyorsam saygı bekliyorum. Fitneden, dedikodudan, çekememezlikten, yani kötücül düşüncelerden olabildiğince uzak kalın. Selametli bir seçim geçirelim istiyorum. Hakkımda başka partililerin, başka televizyon kanallarının, başka cenahların bambaşka konuştuklarını biliyorum, duyuyorum. Ama bunu önemsemiyorum. Siyasetin böyle bir tarafı da var. Siyasette böyle bir yan da var. Ama ben yapmayacağım. Ben çünkü bunu tasvip etmiyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Ben hayatım boyunca hiç kimseyi yaftalamadım. Yaftalarla da insanlara yaklaşmadım. Tanımak
dokunmak ve temas etmek istedim anlayabilmek için. Hiç ön yargıyla yaklaşmadım ben kimseye. Benim mottom, hayat felsefem, evlat yetiştirirken de, bir koca olurken, bir dede olurken de, bir yazar, bir aktör, bir hukuk adamı, bir siyasetçi olurken de yara açan değil, yara saran bir adam olmaya gayret ediyorum. Şeffaflığı önemsiyorum, dürüstlüğü önemsiyorum, hak ve adaleti önemsiyorum. Her şeyi bildiğimi asla iddia etmiyorum. Her şeyi bildiğini iddia eden insanlardan her zaman fersah fersah uzak durdum. Çünkü bu hiçbir şey bilmediklerinin delilidir. Ortak aklın ürününe inandım hayat boyu. İstişarenin önemine inandım. Manisa ölçekli düşünecek olursak buradayız çünkü. Manisa'da çok değerli insanların olduğunu biliyorum. Çok akıllı insanların olduğunu biliyorum. Memleket sevdalısı insanların olduğunu biliyorum. Birçok partiden olabilir bu. Öyle bir fanatizmim yok. Buradaki artı değerlerle aynı havuzda buluşup istişareler ve konsensus oluşturarak hayırlı hizmetlerin Ankara'ya taşınabileceğini düşünüyorum. Hep aklımda şu vardı, insanoğlunun sağlıklı yaşayabilmesi için vücudundaki kanın sirkülasyonunun çok net ve düzgün olması lazım. Tıkanıklık yaşamaması, sekteye uğramaması lazım. Siyaset de böyle bir şey, milletvekilliği makamı da böyle bir şey. Eğer biz birbirimize açık, istişareye açık, fikir teatisinde bulunmaya ve eleştiriye açık insanlar olursak, ortak fikrin ürünü, hususları, mevzu nedir? Mevzu Manisa. Manisa'nın eksiklikleri, kusurları daha iyi bir noktaya taşınması ve ilçeleri, Manisa derken hepsini kastediyorum. Bu havzayı. Bu havzanın daha ileriye taşınması için doğru kanalları kullanarak buradaki ortak fikirleri Ankara'ya taşımak, onun takipçisi olmak, gerektiğinde başlarında boza pişirmek, hareketi geçirebilmek için kararlarımızı, mücadeleyi vermek. O sebeple de böyle bir makam size geliyorsa da bunu doğru kullanmanız icap eder. Ben Türkiye'nin geleceğinin çok önemli olduğunu düşündüm hayatım boyunca. Çünkü bu coğrafyanın bütün dünyaya fayda sağlayacağını düşündüm. Mazlum coğrafyalara baktığımız zaman, dünyada bir zulüm olduğu zaman, emperyalist güçlerin hak, hukuk ve insan haklarının ihlal ettikleri bir süreçte Türk insanının hep sesini çıkardığını biliyoruz. Dünyanın çok acımasız bir yere dönüştüğünü biliyorum. İnsanoğlunun giderek aşındığını görüyorum. Şahsi menfaatler dünyamızda artık her şeyin önüne geçmiş durumda. Oysa ki dünyadan başka gideceğimiz yer yok, Türkiye'den başka vatanımız yok. Daha ölçekli düşünürsek Manisa bizim kendi öz vatanımız. Burada Türkiye'nin ve dünyamızın daha yaşanır kılınması için siyasetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siyasetin toplumun gelişmesi, topluma hizmet edilmesi ve belli değerlerin topluma yayılması açısından muhteşem bir alan olduğunu düşünüyorum. Doğru kanalları, doğru insanlar vasıtasıyla, istişareye açık olarak değerlendirirsek bunun da altından kalkabileceğimizi düşünüyorum.